Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Kıdemli İş Geliştirme Müdürü Özlem Yıldız. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii, öncelikle değerli davetiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. 1985 doğumluyum, evliyim. 5 yaşında bir kızım var. Maşallah. 7 yıl ortaokul ve lise olmak üzere Üsküdar Anadolu Lisesi Almanca tabanlı lise mezunuyum. Kimya mühendisliği lisans ve uluslararası ticaret, lojistik yönetimi, İngilizce yüksek lisansımı Yeditepe'de tamamladım. Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde 15 yıllık iş tecrübem bulunmaktadır. Severek çalışmaktayım. Harika bir eğitim ve mesleki kariyere sahipsiniz. Tebrikler ve başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu sektöre, bu işe ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Ben üniversite stajlarında arkadaşlarımın, yani üniversite stajlarının çok önemli olduğunu kesinlikle düşünenlerdenim. Şöyle ki eczacıbaşı sağlık ürünleri ve Shell gibi birçok firmada staj yaptım. Kimya mühendisliği sırasında üretim de evet çok güzel bölüm. Fakat kendi kişiliğime, karakterime satışın daha uygun olduğunu o yıllarda anladım. Ve satış odaklı kariyerimi planladım. İnşaat sektörü çok eğlenceli ve kapsamlı bir sektördür. Özellikle porselen ve seramik karonun sanatsal bir değeri olduğundan 15 yıldır da çok zevkli bir şekilde bu sektörde çalışmaktayım. Harika. Verdiğiniz hizmetlerden ve çalışma alanlarınızdan bahseder misiniz? Tabii. İhracat satış alanında yeni pazarlar açmaktayım. Yeni müşteriler ve mevcut müşterilerin, büyük grupların sürekliliği, işinin takip edilmesi, fuar organizasyonları, fuarlarda müşterilerin bulunması ve işbirliğimizin devam etmesi, ticari anlaşmalarımızın yapılması gibi birçok hizmette görev almaktayım. Çok güzel. Peki sizin en önde gelen özellikleriniz nelerdir acaba? Öncelikle satış çok kapsamlı bir meslek. Karşınızdakine güveninizi aktarmanız gerekmektedir. İçinizdeki enerjinin yüksek olması, self motivasyonunuzun çok yüksek olması gerekmekte ki karşınızdaki insanı ikna edebilirsiniz. Benim ikna yeteneğim güçlüdür. Büyük gruplarla da uzun yıllar çalıştığım için iş takibinin ne kadar önemli olduğunu, doğru ürünün doğru markette, doğru kişiye iletilmesi çok önemli bu konuda. Ama en önemli olan şey, yani karşı tarafa baktığımızda müşteri ilk olarak sizi görmektedir. Size güvendikten sonra uzun yıllar işbirliği içerisinde olabilirsiniz. Çözüm odaklı olmamız gerekiyor. Dediğim gibi self motivasyon, yani her zaman işler yolunda gitmeyebilir ama iç huzurumuzu, iç enerjimizi düşürdüğümüz anda kendimize gelip tekrardan toparlanmamız gerekiyor. Bu özel hayatımızda da zaten böyledir. Kesinlikle. Ve satışta bu gerçekten çok önemli. Çünkü konuşmanız, insan ilişkileriyle beraber olmanız, insanlarla sohbet etmeyi sevmeniz gerekmektedir. Ve enerjinizi de dışarı aktarmanız lazım ki o insan ilk etapta size güvensin. Daha sonra ürün fiyatımız, firmamız hepsi satışı şekillendiriyor. Enerji dolu. Bir de seyahat etmeyi çok severim. Çünkü ayın yani 10-15 günü dışarıdasınız. Araba kullanıyorsunuz. Arabayı kullanmayı severim. Dediğim gibi de iş takibi çok önemlidir. Kesinlikle. Satışı seviyorum. Bir de şöyle dürüst olmak her zaman size kazandırır. Kesinlikle. Şeffaflık, güvenilirlik. Evet, evet. Değil müşteride mi? De zaten müşterilerimiz de referans olarak düşündüğümüz zaman güveniyorsa zaten sizinle birlikte bir yol alabiliyor. Hep uzun vadeli ilişkiler oluyor. Evet. Sizi başkalarına tavsiye ediyorlar, referans veriyorlar. Bu da son derece önemli satış için ve diğer departmanlar için. Aynen, aynen. Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Kendi açımdan Anatolia'nın Kanada ve Amerika'da kazanmış olduğu başarıların çok daha fazlasını Avrupa'da bütün marketlerimizde kazanmak için altyapıyı oluşturmak, kendi donanım tecrübelerimi de kataraktan.
Anatolia firması Kanada merkezli olup Elma Ağaçlı ailesinin 1995 yılında temellerini atıp sürekli başarılarla ilerletmiş olduğu bir firmadır. Dünyanın en donanımlı porselen plaka üretim tesisimizi İzmir'de açmış bulunmaktayız. 9 hat olarak planladığımız tesisimizde dünyanın en uzun 285 metrekarelik fırınında üretimimiz başlamış bulunmaktadır. Çok enteresan. Evet, ilk yatırımımız 250 milyon dolar olup 5 sene içerisinde 400 milyon dolar hedefimiz vardır. Anatolia olarak dünyanın tüm marketlerinde liderliği alacağız. Bunu tüm ekip olarak içten inanıyoruz ve biliyoruz. Ne güzel. Çok tebrikler. Ülkemizi yurt dışında da temsil ediyorsunuz. Bu gurur verici. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Sizin ekibinizde yer almak isteyen kişilere tavsiyeleriniz nelerdir? Öncelikle ihracat ve satış alanında ilerlemek isteyen arkadaşlara ilk tavsiyem, bu mesleğin prosedürünü, kurallarını resmi olarak bilmeleri için uzun dönemli bir kurs olabilir, lisans derecesi olabilir veya yüksek lisans derecesi olabilir. Çünkü ihracatta teslim şekilleri, ödeme şekilleri, karşınıza çıkabilecek riskler ve bunlara önlem almanız gerekmektedir. Bunları çok iyi bir şekilde bilmemiz önemli. Diğer taraftan sabırlı olmamız gerekiyor. Satış gerçekten bir emek işidir. Sabırla, self motivasyonumuzla ve hep çözüm odaklı olarak ilerlememiz lazım. Bir de empati, bol bol empati yapmamız lazım. Doğru market, doğru ürün, doğru pazarda bu kombinasyonu hem güven odaklı oturttuğumuzda, karşı tarafı da analiz edebildiğimizde empati olarak, yani müşterimiz o ürünü neden almalı veya neden almamalı, bu doğru ürün mü sorusunu toplantımıza gitmeden önce analiz ettiğimizde zaten bunların cevabını kendi içimizde vermiş oluyoruz ve eğer yani karşımıza çıkabilecek soruları cevapladığımızdan dolayı da başarılı olabiliyoruz. Seyahati çok sevmeyi gerekiyor. Tabii. İş takibi çok önemli. Uzun yıllardır dediğim gibi büyük gruplarla çalıştığım için bir işi başlatmak o an satışın gerçekleştiği anlamına gelmiyor. Karşı tarafa ürün gidene kadar, nihai kullanıcı bunu kullanıp daha sonra problemler yaşayana kadar ve o problemleri çözene kadar satış aslında bitmemiş demektir. Ve bunu sizin takip etmeniz, sabırla devam ettirmeniz gerekiyor bu süreci. Bir de müşterilerimizi sevmemiz, ekibimizi sevmemiz, firmamızı sevmemiz çok çok önemli. Aidiyet değil mi? Aidiyet duygusu önemli. Aynen, aynen. İşi sahiplenme. Aynen, işi sahiplenmek ve çözüm odaklı olup problemlerde yıkılmadan bir daha bir daha denemek. Kesinlikle. Çünkü ben her şeyin bir nedeni olduğuna inananlardanım. Kesinlikle, bir şey öğretiyor insana değil mi? Evet, evet ve bu meslekte birçok insanlarla ilişki içerisinde olduğunuzdan dolayı sürekli bir şey öğreniyorsunuz. Bir yerde bir iş olmuyorsa farklı bir kapı açılacağından dolayı bunu da zamanla görüyorsunuz tecrübelerimden kaynaklı. Kesinlikle. Yani olmayan işlerde üzüldüğümde arkasından farklı bir daha güzel bir iş olduğunu gördüğümde bunu deneyimledim. Anladınız değil mi? Ne kadar güzel. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna geldik. Son olarak izleyicilere iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii. Baştan beri söylediğim gibi özel hayatımızda da iş hayatımızda da hep mutlu olmamız gerekiyor. Mutluluğu hissettiğimizde zaten başarının anahtarı budur. İşimize inanıp, sevip, mutlu olarak yaptığımızda bu ne olduğu önemli değil. Her konuda başarıyı elde edebiliyoruz. Beni buraya davet ettiğiniz için size Business Türk Channel ailesine çok teşekkür ederim. Ayrıca sizin aracılığınızla da Anatolia ailesine teşekkür etmek isterim. Biz de buradan saygılarımızı iletiyoruz ekibinize. Bugünkü konuğumuz kıdemli iş geliştirme müdürü Özlem Yıldız'dı. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok mersi. Sağ olun. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.